İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Erzincan'ın Kamah ilçesi bir turizm merkezi olmayı hedefliyor. Gör Tabakyan, neyi kaybettiğimizi anlamak için birkaç gerçek. Ermeni soykırımı Armenosit Müze Enstitüsü'nde Amerikalı öğretmenler için bir eğitim programı düzenleniyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 50. oturumunda Ermenistan Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin resmi belgesi olarak Dağlık Karabağ sorununa ilişkin bir bildiriyi yayınladı. Batı Ermenistan'da defineciler halk arasında müher kapısı olarak bilinen tarihi tapınağı tahrip ettiler. Batı Ermenistan'ın Şırnak ilinde 6000 yıllık surlara bazalt kaplama yapıldı. Eski el yazmalarının yanında modern sanat da sunulmaktadır. Madenataran'da özel sergi. Batı Ermenistan'daki Erzincan'ın Kemah ilçesi, tarihi yapıları ve doğal güzelliğiyle turizm atağına hazırlanıyor. Urartulardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçede önemli tarihi eserler bulunuyor. Buranın tarihi çok eski. Ararat Krallığı, Ermeniler ile Rumların da ilçede eserleri bulunmaktadır. Bölgede mağaralara uyulmuş kiliseler de mevcuttur. Burayı tam anlamıyla hayata geçirirsek ikinci Ani Harabeleri gibi veya en az onlar kadar kıymetli güzel yerler turizme kazandırılmış olacak. Ermenilerin bu bölgedeki otokton köklerini kanıtlayan birçok belgeler mevcut. Burada Ermeniler mağaralar ve kayalar gibi doğal anıtları da kullanarak yaşadılar, yarattılar ve kültürlerini oluşturdular. Ermeni platosundaki Ermenilerin yerli otokton köklerini kanıtlayan belgeler özellikle Ermenilerin eknogenezi, Ermeni kültür ve dilinin kökeni ve gelişimi konularıyla ilgilenen Armenologlar için değerli bir kaynaktır. Haritacı Georg Tabakyan kendi sosyal medya aracı Facebook sayfasında şunları yazdı. Arsak için yeni bir iletişim hattı üzerinde çalışıyorum ve hazır olduğunda muhtemelen yayınlayacağım. Ardından haritacı Ermeni topraklarının kaybını gösteren bilgiler sundu. Buna göre Ermeni birlikleri tarafından kontrol edilen bölge yaklaşık 11.500 kilometre kare ve Azerbaycan ile temas hattı yaklaşık 245 kilometreydi. Sonuç olarak Rus-Ermeni birlikleri tarafından kontrol edilen bölge yaklaşık 2800 kilometre kare ve temas hattı yaklaşık 440 kilometre oldu. Yani alan yaklaşık 4 kat azalmış ve temas hattı 200 kilometre uzamıştır. Savaş sırasında Ermeni tarafı topraklarının yaklaşık %25'ini kaybetmiş, kalan %75'i ise savaştan sonra Ateşkes Anlaşması kapsamında teslim olmuştur. Kaşatağ ve Karvacar'ın teslim edilmesinden sonra Sünik, Azerbaycan ile yaklaşık 500 kilometrelik yeni bir temas hattına sahip oldu. Batı Ermenistan Artsakh'ın bir Ermeni toprağı olduğunu ve savaş sırasında yerinden edilenlerin şu anda işgal altındaki topraklarına geri dönmek için tüm haklara sahip olduğunu belirterek yıllardır çeşitli uluslararası formlarda Ermenistan'ın bütünlüğüne yönelik tacizlere karşı mücadele ediyor. Amerikan Soykırım Eğitim Projesi Kuruluşu Ermenilere Yönelik Soykırım Armenosit Kurbanlarının Anısına Kurulan Yerevan'daki müze enstitü ile işbirliği içinde 2022 yılının 9-17 Temmuz günleri arasında Amerikalı öğretmenler için bir eğitim programı düzenliyor. Kurs, müzenin konferans salonunda ders pratik bir formatta gerçekleşiyor. Artsah konusuna ayrı bir ders olarak ayrılmıştır. Program, öğretmenler arasında Ermeniler ve Ermenistan tarihi hakkında genel bilgi birikiminin artmasına katkıda bulunacak özel bir kültürel bölüm içermektedir. Mesajda bu yıl programa ABD'nin 15 farklı eyaletinden 15 öğretmen katılacak. Çoğu hümaniter bilimler alanında 20 yıl veya daha fazla öğretim deneyimine sahip deniliyor program sonucunda Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit konusuna vurgu yapan ve öğretim yöntemleriyle tanışan katılımcılar, CENET organizasyonunun desteğiyle kendi eyaletlerinde benzer eğitim programları ve uygulamalı tatbikatlar düzenleyecekler. Batı Ermenistan benzer kursların yürütülmesine önem vermektedir. Çünkü bu Ermenilere karşı işlenen suçların farkındalığının artmasına katkıda bulunacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin işlediği soykırımı tanıdığını ve kınadığını ancak Batı Ermenistan'ın bu bölgelerdeki Ermenilerin vatandaşlık haklarını geri kazanması ve toprakları Türk işgalinden kurtarması için daha ciddi adımlar beklediğini hatırlatalım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 50. oturumu 13 Haziran-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleşti. Oturumun interaktif diyalogları ve tartışmaları kadın ve kızların hakları, yerinden edilmiş kişilerin ve göçmenlerin hakları vesaire konular konseyin gündemindeki kilit konulara odaklandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ayrıca eğitim hakkı, insan ticaretiyle mücadele ve yargısız infaz konularına da değindi. Oturum sırasında Ermenistan Cumhuriyeti heyeti 35 ana ve yanıt konuşması gerçekleştirdi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak ulusal ve uluslararası mekanizmaları güçlendirerek soykırım, armenosit ve diğer toplu suçların önlenmesine katkı sağlamaya devam ettiği vurgulandı. Azerbaycan tarafından Artsah ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınır bölgelerinde insan hakları ve uluslararası insani hukuk ihlallerine ve savaş suçlarına ayrıntılı atıfta bulunuldu. Ermenistan Cumhuriyeti ayrıca İnsan Hakları Konseyi'nin resmi bir belgesi olarak özellikle Artsak Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili dört bildiri yayınladı. Bunlardan biri Maraha'daki Ermenilere yönelik katliamının 30. yıldönümü anma törenine atıfta bulundu. Batı Ermenistan'daki Van'ın Saray ilçesinde defineciler altın uğruna tarihi tapınağı tahrip ettiler. Kaçak defineciler 5 metre yüksekliğinde üzerinde Urartuca yazının bulunduğu kaya kapısını delmeye çalıştılar. Urartu dönemine ait ve halk arasında mıher kapısı olarak adlandırılan bu muhteşem yapı Ermeni halkı için hem inanç hem de tarih açısından büyük önem taşıyor. Anıt kapı ile sarnıçların yer aldığı Urartu dönemine ait Van Yeşil Alıç Kalesi'nde saklı kalan tarihi değerler keşfedilmeyi bekliyor. Batı Ermenistan'daki Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi Birca Beldek'in surları bazalt kaplamayla kaplanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl Birca Belek'in iç kısmında ve etrafında çevre düzenlemesi adı altında restorasyon çalışması başlatıldı. Kamuoyundan yükselen tüm tepkilere rağmen çalışma durdurulmazken bu sefer de 6 bin yıllık tarihi surlar bazalt kaplamayla karanlığa gömülüyor. Cizre Kalesi ve Cizre Surları ilçenin en önemli tarihi değerlerindendir. Digris, Dicle Nehri'nin kıyısında yer alan Cizre Kalesi tarih boyunca Babil, Med ve Asurlular tarafından onarım görmüş ve tekrar inşa edilmiştir. Kale içerisinde Hamidiye Kışlası ise 1897 yılında Sultan Abdülhamid döneminde Mustafa Paşa tarafından inşa edilmiştir. Batı Ermenistan işgal altındaki topraklardaki anıtların korunduğu koşullara işaret ederek uluslararası toplumun dikkatini bu duruma çekiyor. Ünlü sanatçı Boğusyan Vakfı Eş Başkanı Jean Boğusyan'ın Diyalog adlı sergisi Mesrop Maşrot adlı eski el yazmaları müze enstitüsü Madenataran'da açılacak. Kuratörlüğünü ünlü İtalyan sanat eleştirmeni Bruno Cora üstlendi özü yine kitap olan ve bu sayede modern sanatçının eserlerini ortaçağ el yazmalarıyla birleştiren köprünün oluşturulmasını mümkün kılan sergi, modern sanatın ilk kez manele tarandaki eski el yazmalarıyla birlikte sunmak açısından benzersizdir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk oyunu şarkısı Arbi Vriyen'in Paralik Navı adlı eseri sunuyoruz. Ela hopnot hot tapi arvi en paralik kesmi khntorov khapi yesem sirelotineri lav eten tsevor en paralik iz balbuli pes khosomes yesem sirelotineri filiz Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.